Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Umarım hani güzel böyle kazançlı bir hafta, kaybımızın olmadığı bir hafta geçiririz hep birlikte. Şanlıurfa 9 koşulu program var. Arap meydanlarını bölmüşler şart, meydan şartında. Hani bir tanesinden ben korkuyorum. 3 tane var. Arap meydanlarından biz zor çıkarız arkadaşlar ya. Yani. Çok kurgu bırakırız bu Arap meydanı. Yapacak bir şeyimiz yok ama hani kapatmaya kalksak olmaz. Yani o kadar yüksek rakamları oynamanızı tavsiye etmem. Az at geçip şansımızı deneyelim. Ama yani böyle kaybetme garantisi var gibi duruyor. Bu 3 meydanı görünce ben kurgu murgu yapamıyorum. Tutmuyor zaten. Yani 3 tane Arap meydanının olduğu hiçbir programda başarı sağlayamadım. Baştan da bunu söyleyeyim. Yani. Birinci koçuyla başlayalım. İki altılı da var. 3 tane Arap meydanı. Kafalarına göre koşuyorlar arkadaşlar. Sebep bu. Yani öyle hani AGP'leri söyleyeyim sizlere ama herhangi bir at çok kolay kazanıyor. Normalde erkek atlar kazanır. 7 Tolkun geçen yarış AGF'ydi. Burada iyi koşar olması gerekir. 7 kazanmalı. 6 yerine geçmeli. O kazanmalı. 8 dişi Ferit'ten dolayı yazılır sadece. AGF bir de güzel AGF. 4 sürpriz potansiyeli. Bilmiyorum ne koşacak. Bunlar bir arada düşünebilirsiniz. Hani kim favorin derseniz 7 Tolkun derim. Çıkmak isterse biraz kazanç var. Bir ihtimal. Hiç sevmiyorum. Arap meydanını görünce keyfim kaçıyor açıkçası. İkinci koşu şart 3. 5 son yarışını tekrarlar. Yarıştan şarttan kaçmazlarsa şarttan değil de yarıştan kaçmazlarsa tek olur kazanır. Buna söyleyecek lafım yok. Yoksa sürpriz biter burası. Tek olmalı. Umarım başka bir şey yapmazlar. Üçüncü koşu. Şart 3. Burada da bir nolu safkan var. Urfa atı bu. Diyarbakır'da yarış göstermişler. Bu grupla pek alakası yok. Bir nolu safkanın. Eğer ilgilileri atı bilerek ve isteyerek sakat soktularsa yarışı ya da hazır olmadan bizi yatıracaklardır bu AGF ile. İkinci falan çıkar ya da enseye basarlar. Umarım öyle bir şey düşünmemişlerdir. Normalde at kazanır. Bu şekilde anlatmamın sebebi şart 3 koşmaları. Bu hani bu atlar şart 3 normalde koşmazlar. Eğer art niyetlilerse bir yani ikinci çıkar en iyi ihtimalle. Aşağılardan bir at gelecek. Handikap atları ağırlıklı. Kimin ne yapacağını kestiremedim. Hani yerine birinin yanına 4'ü yazalım derseniz rakip 4 gibi gözüküyor. Kalan grupta en azından 4 iş yapar gibi gözüküyor. 4'ü öncelikle öneririm ve herhangi bir atın yarış kazanacağını söyleyebilirim. Hani AGF takip edelim ama valla sürprizde çok güzel çıkar buranın. Niyet okuyucuyla da yapmak istemiyorum. Normalde bir dediğim gibi buranın fazla atı normalde kazanması gerekiyor. Niyetlerini bilemiyoruz. Dördüncü koşu altılı başlangıcı Arap meydanı. Şimdi ikinci altınlılar ya da birinci altınlılar için bu meydanlardan birinde mecburen risk alacağız. Yani mecburen. Hepsini kapatma ihtimalimiz zaten yok. Diğer taraf iyice karışmış. Burada at bulmakta zorlanmaktayım. Sezon bitti. Çıkanlar çıktı. Kalanlar artık iyice maiden atları kaldı elimizde. Sıkıntımız bu. İki at önereceğim. 4-3. 3'e burada dikkat edin. Bundan biraz umutluyum 3'ten bu grup için. Hani bu koşarsa istediğim koşuyu yaparsa kazanır. Ferit bindiği için 4. Başka sebepten değil. AGF zaten. Atta kalite falan yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Çıkartmaya da bilirler. 4 AGF. Herhangi bir at gelecek burada. Ankara'dan gelen bir Orçun orijinli safkanı var. 5 Hamdi Ağa. Ne koşacak bilmiyorum. Yani bilen varsa koşar derseniz yaz. Orijin var. Gerisi yok. Kalan grupta hiçbir şey göremedim artık hiç. AGF takip edebilir. Tuttuğunuz varsa, sizin gördüğünüz varsa ilave edebilirsiniz. 4-3-3-4 buraya 3'ü mutlaka yazın.
Bir Kazverti var. Urfa'dan İzmir'e gidiyor. Tekrar Urfa'ya geliyor. Koşmamışlar atı. Apranti ile. Bilmiyorum ne yapacak. 6. Hani Kazvert diyerekten yazacaksak örneğin. Sallıyorum tabii. Zaten sallamasak buradan hani olası bir sürprizi bulamayız. Aprantili atlara dikkat edin. Aprantilerle çok meydan çıktılar. 5. koşu. Handikap 15, handikap 3. Burada 2 aslan yürekli yarış gördü. Apranti, bu Apranti'yi de iyi takip ediyoruz. Çok yarış kazanmaya başladı. Gayet de başarılı bulmaktayım. Tebrik ediyorum kendisini de. İyi at bilin. Hakkını da veriyor atların. O yüzden 2'yi burada direkt favori yapacağım. At hani çok kötü durumda yazmadılarsa burada kazanır da olur. Kazanabilir. %5'lik bir at değil. 3 5-7 arasında 5 buranın sürpriz atı Akkorateş. Ferit inmiş bu attan. Hayret bir şey diyorum yani böyle. AGF çıkıyor. Ferit iniyor. Gidiyor 3'e biniyor ama 5 buranın kaliteli atı hala iyi koş gelebilir 5'ten. 7 kazandığı yarışta 3'ü de geçti. 9'u da geçti. Yine geçer vaziyette. Hala şartlar aynı. Yeriniz varsa 9 işaretlenebilir sapkanlar. Kalan gruptan sizin tuttuğunuz varsa. Favorim burada iyi koşmasını beklediğim at 2. Sürprizim 5. Ferit inmiş olsa da fark etmez. Geçen yarışta favoriydi bu at. Buradaki favori atların yanında. 5, 3, 7, 9 diye gidiyor sıralama. 6. koşu kısa vade 6. Zor bir koşu. Tek önermem gerekiyor artık. Bu zor koşuda da 2, 3, 1 bu şartı doldurup 62,5 kilolarla kazanç sağlayıp geri dönmeleri hoş olmamış. Açıkçası AGF alır hepsi 2, 3, 1. Yeni koşmaya başlayan, derece sergileyen Urfa'da başarılı yaşlarını bildiğimiz 5 nolu Safkan Ferit'le KV6'yı kazanabilir. Parası da iyidir. Tek olabilir. Ben de AGF. Yarışın da AGF'si. Risk edilebilir. 5 nolu Safkan bu koşuda. Sürpriz atı 8 Gömeç dişi Safkan'ı çıkıyor bu KV6'nın. 7 Sarraftay o da sürprizde kalıyor. Çünkü şart sürpriz her zaman çıkartır. Bu 2-3-1 gibi atların yarışa gitmemeleri sonucu olur bu. Yoksa 2 uzak çekiyor. 3 kazandı. 1 Diyarbakır atı. Orada gruplarda falan iyi koşuları var. Yani yazmaya kalktığımız zaman 9 kılıç bağı. Bunlar hep yazılacak safkanlar. O yüzden teke gittim direkt 5. Sürprizini de çok at yazıyorsanız 8'in hatta 7'nin bu yarışta sürpriz gerçekleştirebileceğini söylemem gerekiyor. 7. koşu şart 4. 2 at önereceğim buraya. Birisi 7 The Glow Ekürler. Bu atın kazanması çok normal sonuç bana göre. Ancak takılacağı bir at var. Panamer. Bu da şart 4'te Urfa'da başarılı yarışları var. Bakın 4 yarıştır at geçmiyor. 0 çekiyorlar. Eğer hedef yaptılar, hazırladılarsa Panamer'i 6'yı uygun kilosu ile sürpriz yaparak geldiğini görebiliriz. Böyle bir at. Tabi 7 favorim. Sürprizim 6, 2, 1, 4. Bunlar da yazıldıktan sonra hemen hemen kapanmış oluyor. Yeterli oluyor. Kalan 2, 1, 4'ten de tuttuğunuz atı ya da AGF'yi takip edebilirsiniz. Tek olacaksa hani AGF'den yana gideyim. Ekürlerden 7'yi söyleyebilirim. Zorlama bir tek ama olma ihtimali yüksek. 8. koşu handikap 14, handikap 3. 6 burada günün teki. Geçirmemesi gerekir. 3 nolu Safkan'a bu kadar. Blue Sea Wind. Bu atı çok tek önerdi. Hatırlıyorum bu atı. Bu mesafelerde koşuyor. Uzunlarda iş yapmıyor. Şartını bulmuş, kiloyu bulmuş, mesafeyi bulmuş, jokeyi bulmuş, derece var. Bir zahmet kazanın artık yani. Kemal Çizik. Asla. Yani. 6 günün teki olarak da öneririm. Tuttuğunuz at varsa yanına ilave edebilirsiniz. Kendi özel tuttuğunuz atı. 9. koşu. Yine Maiden 3 yaşlı Arap. Hani risk alalım bir yerde tek atalım derseniz burada valla 8 nolu Safkan'ı değerlendirebilirsiniz. Biraz şart bir gördüğüm grupta hiç bir şey göremediğim yerde
8'i iyi koşabilir, çıkabilirler belki. Çok öyle sağlam bir tek falan olmaz zaten Maiden'da. Ama koşar durumda gördüğüm bir sapkan. Sürprizini Ankara'da şart bir gördüğüm, Ankara'dan getirilen 3 o yapabilir. 9 bakın bu da yeni koşuyor. Derman Kız, Apprenti ile Maiden çıkıyorlar. Kaya Yürekliler burada çok iş yaptılar. 9 dişi olmasına rağmen sürpriz yapar gelir. Artık sallayacağım AGF 1, 2, 4, 5, 7. Yani bu Maiden'lar böyle. Hatta diğer atlar yani. %1, 2 lig atlar çok kolay kazanıyorlar. Mesafe erkek atlar için yine tekrarlayayım. Valla görebildiğim 8. 3 de sürprizi bombası. Sonrası herhangi bir at. AGF takip edebilir. Tuttuğunuz atlar varsa da ilave edebilirsiniz. 1 ve 2. Bir şey demeyeceğim. AGF'ler ancak Maiden olunca ben bu AGF'lerden korkuyorum. Şanlıurfa'da bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.